İstiklal Marşı'mızı bir kez daha dinlerken gözlerimiz yine doldu. Bayrağımızı Avrupa'da zirveye göndere çekti. Filenin sultanları, kadın milli voleybol takımımız Avrupa şampiyonu oldu hocam. Yani izlerken yine tüylerimiz diken diken oluyor. Maçı zaten büyük bir heyecanla hep beraber takip ettik. İnsan e, gerçekten böyle durumlarda tarif etmekte de duygularını zorlanıyor. Ne desek az hepsine kocaman yürekten tebrikler. Bu ülkenin gururu oldular. Birçok küçük çocuğa, birçok gence de ilham kaynağı oldular. Tebrik ediyoruz. Yüreklerine sağlık. Gurur duyuyoruz. Bizi onurlandırdılar. Gerçekten harikalar. Teşekkür ediyoruz. Bir ad, film var bilir misin? Ada diye. Hayattaki insanlar çeşitli nedenlerden dolayı bir e, açılan bir merkezi yerde klonluyorlar insanları. Ada filmi keşke şu takımı kullanabilsek ya böyle bir imkanımız olsa keşke yani birçok branşa mı hocam farklı branşların... branşlara branşlara entegre etmek sadece mental yapıyla da olabilir yani federasyon başkanımızla voleybol federasyon başkanımızla konuşulur bu sürece nereden nasıl gelindi bu mental bir yapı yani bu fikir teyakesi fikir alışverişi olur ama bu <laughs> sultanlarımızın azmi, ruhu, cesareti, hırsı yani bu gibi değerler için hem fiziksel başarılarında göz önüne alarak hem de bu dediğimiz kriterler doğrusunda keşke klonlayabilsek şu voleybol takımımızı. Hocam kadın e, voleybolunda zaten kulüpler bazında Avrupa şampiyonu, dünya şampiyonu olmaya alıştık. Ama bu artık ulusal takımımıza da milli takımımıza da o başarı sirayet etti. Ee, kaybede kaybede en üst seviyeye bir adım yaklaşa yaklaşa e, şampiyon olmayı da öğrendik. Mental anlamda ayakta bu, kalmayı bu da öğrendik. Bu önemli bak söylediğin şöyle ki hani birden anlık bir başarı değil. değil, değil adım hocam. adım de ve yenile yenile kaybede kaybede ve güçlendikçe. Ki 2019 müydü? Tabii. Sırbistan'a kaybettik. 2003'te Polonya'ya kaybetmiştik yani, Avrupa Şampiyonası yani, finali. Şimdi Sırbistan'ı yenerek şampiyon olduk ama 2019'da Tabii doğru. kaybedip yani. ikinci oldu. Doğru. Ee, ya işte bazen hani söylenecek kelimeler e, derler ya kifayetsiz kalır. Bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama büyük bir gurur ve onur. Hepsinin yüreğine sağlık, hepsine çok teşekkürler. Final setinin o beşinci sayısı tam olarak milli takımımızı, filenin sultanlarını anlatan bir mücadele. Orada giden gelen, o puanı bırakmayan milli takımımız, Vargas'ın sımaçıyla biten o sayı. Aslında o sayı bittiğinde anlamıştık şampiyon olacağımızı. Bundan önce oynadığımız yarı final. İtalya. Orada da dördüncü sette e, 21-17'den geri, geri gelerek 2-2 yapıyoruz. Yine bugünkü heyecan gibi o karar setinde e, bu anları yaşadık hani bize bu anları bu heyecan adrenalin yaşatıyor ama güzel olan şu her defasında mutlu bir sonla bitiriyor işi aynen mental dayanıklılık da hocam siz de dediniz ya fiziksel dayanıklılık kadar bu baskıda o mental dayanıklılığı ortaya koymakta yani Türk kadınının aslında ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha e, vurguladı filenin sultanları yürekten tebrik ediyoruz TV 8.5 ailesi olarak çok ilham verici bir zafer bu. Yani Milletler Ligi şampiyonluğu üstü bu yaz e, çok ilham verici zaferler oldu. E, Filenin Sultanlarını bu Canım takımı izleyen çocuklar, tehditler. yani Türkiye'ye döndüklerinde hani bu belki klasikleşmiş bir şey ama hep bunu futbolda gördük. Bence döndüklerinde işte İstanbul, Ankara fark etmez. Yani o şampiyonluk kutlamalarını halkı da dahil edecek o otobüsün üzerinde doğru gezme otobüsün üzerinde o kupayı halk ile paylaşma belli bir organizasyonu belli, belirlenen bir günde o organizasyonu yapmak çok güzel olur diye düşünüyorum. Benim de bir eklemem olacak hocam. Buradan çağrımdır tedarikçi firmaya. Ne olur güzel bir şampiyonluk tişörtü dizayn edilsin. Biz küçüğümüz, büyüğümüz, gencimiz, yaşlımız, kadınımız, erkeğimiz hepimiz bu şampiyonluk tişörtünü e, ...gururla sokaklarda giyelim, ölümsüzleşsin bu an. Yani benim de kişisel böyle bir ricam var. Sizin o kutlama e, hayalinizin e, peşine benim de böyle bir Güzel. isteğim olacak. Açıkçası böyle bir şampiyonluk tişörtünü giymeyi, gururla giymeyi çok isteriz. E, çünkü bu milli takım tüm Türkiye'yi çok gururlandırdı. Yıllardır gururlandırıyor ama bu yaz bambaşka bir seviyeye getirdi. Kesinlikle. Her birine yürekten tebrikler, her birine... Ee, çok teşekkür ediyoruz ülkece. Son karara kadın milli voleybol takımımız Filenin Sultanları ile başlayacaktık elbette İstiklal Marşı'nı dinlerken sadece, hepimiz ebrar gibi. Sadece bu başarısı değil. Hani buraya giren tüm başarıları da özellikle bu yaz dedin. Oradan buraya kadar giren süreçte Gerçekten futbolu unutturdu ve ikinci plana attırdı. Voleyboldaki sultanlarımız. Doğru. doğru. Herkes voleybolda. Çok önemli. Tüm ülke voleybolda bütünleşti. Çok, çok önemli bir konu. Futbolu unutturdu bir süre de olsa. Ve daha da hani bu başarılarla unutturacağına da uzun süreç içerisinde eminim. Evet. Tebrik ediyoruz. Emeği geçen herkesi tebrik ediyoruz. Avrupa şampiyonu olduk bugün. Ve son karara da elbette Filenin Sultanları ile başladık. Hocam bir günün sonuçlarını ekranlara getirelim. Bugün Beşiktaş Sivaspor ve Ankara Gücü Fenerbahçe maçları oynandı ama elbette milli ara öncesi haftada hangi sonuçlar alındı bir hatırlayalım. Bugün Samsun Spor İstanbul Spor maçı yoğun yağış nedeniyle ertelendi. Tüm Samsun'a da geçmiş olsun diyelim. İnanılmaz bir yağış söz konusu bir sel felaketi yaşandı Samsun'da da ve maç da ertelendi. Haftanın Dördüncü haftanın Trendyol Süper Lig'de toplu sonuçları bu şekilde. Bugün Beşiktaş-Sivas 2-0 yendi. Hatay Spor-Adana Demirspor maçı 3-1'den geri döndü. Adana Demirspor Spor ve Fenerbahçe'de Ankara Gücü deplasmanından 1-0'lık galibiyetle ayrıldı sevgili seyirciler. E, dilerseniz hemen e, sıcağı sıcağına Ankara Gücü-Fenerbahçe mücadelesiyle başlayalım. Maçın bir detayları ekranlara gelsin. Gerçekten heyecanlı bir karşılaşmaydı ve maçın detaylarına baktığımız zaman... Fenerbahçe Osay Samuel'in 60. dakikada kaydettiği golle, Cekon'un asisti devamında 3 puan hanesine yazdırdı. İsmail Yüksek 78 ve 84'te çift sarıdan kırmızı kart gördü sevgili seyirciler ve Fenerbahçe MK Ankara Gücünü deplasmanda 1-0 yenerek ligde 3'te 3 yaptı ve 9 puanla zirvede milli araya girmiş oldu sarı lacivertler. Hocam, pozisyonları değerlendireceğiz. Maçın hakemi Arda kardeşler. Ee, ve ekibinin performansını değerlendireceğiz. Çok konuşulan pozisyonlar var mücadelede. Ee, futbol kamuoyunun merakla beklediği bu pozisyonların e, analizleri var. Ama genel anlamda nasıl bir maç izledik? Açıkçası bir yanda da e, filenin sultanları <laughs> şampiyonluk mücadelesindeydi. Yani Sırbistan maçı o Vargas-Boşkoviç düellosu o kadar yoğun geçti ki maça odaklanmakta da biraz evet. zorlandık açıkçası. A Aklısın doğru söylüyorsun. Ee, Fenerbahçe maça hızlı başladı fakat Ankara gücü e, Tolunay Özel'e çok iyi hazırlanmış İsmail'in üzerine kurduğu baskıyla birlikte ve Ceko'yu da fazla ceza sahasına sokmadan ilk yarı itibariyle bir de bunlara Tadiç ve smaskin'in tutukluğu katılınca Ankara gücü ve Fenerbahçe karşılıklı dengeli bir oyun oynadı ilk yarı itibarıyla. Hatta ilk yarıdan e, gözümüze çarpan bir e, kimin Eğribat'ın bir kurtarışı var. İrfan Can Eğribat'ın e, şey, şut, e, şutunda. Ali Sol mu hocam? Yok hayır. Sol tarafta oynayan. E, on, arkadaşlar söylesin hemen. Çepas mı hocam? Çepas'ın Çep şutunda. Alsın. Bir de Ceko'nun yani herkesin sahada gol dediği ama topun istemeyip Davut'a gitti bir pozisyon. Tadiç'in pasında. Tadiç'in pasında. Ee, Ceko'nun şutunda. İkinci yarı Fenerbahçe biraz daha baskılı ve atak başladı. E, ve bu sırada deneyip deneyip golü bulamayan Ceko orta sahaya kadar gelip Fred'den topu aldı. O sahaya aktardı. O sahaya da çok zor bir açıdan, çok zor bir pozisyonda. O topu nasıl oradan geçirdi? Tavana astı değil mi hocam? Yani e, Fenerbahçe'yi 1-0 öne geçirdi. İsmail Yüksek atılmasından sonra çift sarı karttan Ankara gücü biraz daha Fenerbahçe'nin üstüne geldi. Ama bu haftayı Fenerbahçe 1-0'u koruyarak 3 puanla kapatmasını bildi. Pozisyonlara başlayalım mı hocam? Başlayalım. Ee, 11 tane pozisyon seçtik. 7. dakikayla bazı başlayalım. Bazı pozisyonların zaten çok üzerinde durmayacağız. Evet, bazı pozisyonları hızlı geçeceğiz. Merçetin'in e, sarı kart gördüğü e, pozisyon Edin yedinci 7. dakika. Evet. Bu büyük ekranla fotoğrafı verelim arkadaşlar lütfen. Geldi hocam. Şimdi bu pozisyonu değerlendirirken tabii biz fotoğrafları veriyoruz ama aynı zamanda e, sözlü olarak ne olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. E, Merçetin'e sarı kart verildi. Bayes gol şansı kriterleri arasında topun ve oyunun yönü kriterlerin arasında yazan parametrelerden bir tanesi. Dört tane yani ihlal ve kale arasındaki uzaklık, topun kontrolü, e, savunma oyuncuların konumu vesaire aynı zamanda oyunun yönü. Burada oyunun yönü bazı gol şansının oluşabilmesi için saf dışı kalan bir kriter. Dolayısıyla sarı kart doğru bir karar. Burada Arda Kardeşler de dikkatimi çekti. Pozisyon olur olmaz böyle bir işaret etti. Yani Ceko'nun yönünü eliyle işaret evet, etti. Evet. 7. Yani, e, dakikada Mert Çetin'in Edin Ceko'ya yaptığı hareketi değerlendirdi hocamız. 8. dakika burada Şimanski'nin şutu enteresan bir pozisyonda hocam. Maçın hakemi Arda ya, Kardeşler'e çarptı devamında şöyle, gol oldu. Şöyle çok ters bir top. Yani bu şimdi Arda Kardeşler'e niye top çarptı falan... Marçin ya Şampiyonlar Ligi finalinde de, Dünya Kupası finalinde de, bizi maçımız yönettiği maçta da, Molde, maça. Molde maçında da yani her üç maçta da top çarptı yani. Bu kadar üzerine durulan bir şey değil. E, ee, pozisyona yaklaşırken bir anda top çarpıyor kendisine. Ee, yani bu kendisinin bir hatası değil. Çok ters bir topun, anlık bir top. Hani nasıl rakipten uzaklaş, e, arkadaşını uzaklaştırdığı bir top. Koluna geliyor, hiç beklemediği bir top. Burada da Arda Kardeş'in hiç beklemediği top kendisine geliyor. Burada oyun nasıl başlıyor? Buna hiç dikkat ettiniz mi? Mesela Akıt'ın, biz buradan seyredelim. Devamında pozisyonun şu anda doğal ekranlara geliyor hocam. Buna da kaldı orada. Buna da bir Arda oyunu nasıl başlattığını bir dikkat etsin. Nereden nasıl başlattığını. Peki e, 41. dakika Osay Samuel burada e, içle girdiği mücadele faal yapıyor mu? Oyun devam etti. Ha, bu, bunu neden aldık? Yani şimdi bu görüntü en son arkadaşlar hani bu görüntü başka bir konu için ama biraz önce söylediğin pozisyonun devamı. Tamam. Osay ile Muyakic. E, Muyakic. Evet. Bir pozisyon o sayenin İslam dışı bir ayağa basması. Oyun sürüyor. Antepli oyun şey Antepliyorum, özür dilerim. Ee, Ankara güçlü oyuncular topa hakim oluyor. Topu tekrardan kaybedip Fenerbahçe atağa kalktığında hakeme itiraz ediyorlar. Yani buna biraz lütfen takımlar dikkat etsin. Senin arkadaşın derken ve top sendeyken sen oyunu kuruyorsun yönlendiriyorsun ama rakibine geçtikten sonra bütün takımlar için söylüyorum. Rakibi mi golü pozisyona girdiğinde bizim orada adımız yatıyordu. Niye durdurmadın diye kalkıp itirazda bulunuyorsun. Bunu o yüzden aldım ben aslında bu pozisyonu. Şimdi bu pozisyonun içerisinde görüntüyü getirelim. O görüntü biraz önceki görüntüyü getirelim. Hakime itiraz anını. Şimdi şu görüntüyü alalım bir yere koyalım. Tamam. tamam. Bundan sonraki pozisyona geçelim. Peki geçelim 45.63 İrfancan'a faal yapıldı İrfancan sarı kart bekledi bu. Burada İrfancanın Can'ın yani, şimdi İrfancanın burada faal doğru kart beklemesi de doğru kart atlandı ama burada İrfancanın kolunu bir savurması var. Sonra da o kolunu savurma, savurduktan sonra. Hakeme bu sarı kart diyerek bir serzenişi var. Onun da fotoğrafı varsa göstersin arkadaşlar. Şu anlık yok hocam ama aşağıdan gelecek. Yok e, önemli değil. Sonra da kalkıyor böyle gözlerini açarak. Mesela biz şuradan görebiliyoruz bak. Evet. evet. Yani. Şimdi bunu da alalım koyalım. Tamam. Tamam. Bunu da alalım koyalım. Tamam. Devam edelim o zaman. İki tane pozisyonu, iki tane kareyi kenara koyduk. 63. dakikaya geçiyoruz hocam. Alisov-BK mücadelesi. Burada Alisov'un bir beklentisi var. müdahale herhangi bir faaliyete gelecek müdahale değil. Alisov burada... Kendini çok rahat bırakıyor. Devam kararı doğru. Aliso BK mücadelesinde devam kararı doğru dedi hocamız. 64. dakika hemen sonrasında Osa ile de Çepas'ın bir mücadelesi. Burada da Çepas faal bekledi hocam. Şimdi bu pozisyonda... Bir bakalım bu pozisyona. Sol kanattan... Ee, arkadaşlar getirdiğiniz mi? fotoğrafla konuştuğumuz pozisyon farklı Hocam e... biz e, sol taraftan umut vadeden bir atakta o sayının... Hocam e, videodan e, devam edelim. Tamam, pozisyon... o sayının Aha, yaptığı bir pozisyonu konuşuyorduk. Dakika 64. Evet. 63. 4. 63 sol beka 64 o sayı... E, dolayısıyla bu pozisyonda hiç faal verilmedi ama bu pozisyon o sayı, sarı kart ve net bir faal Ankara gücü lehine. ceza sahasına sol taraftan evet. girerken. Cepas'ın sol kanadı kullandığı ve ceza sahasına dripling halinde gitmek istediği evet. o sayının e, ikili mücadeleye girdiği pozisyonda. Net bir sarı kart. Net bir sarı kart ve faal diyor e, Fırat Aydınus. 67. dakikaya gidelim. Fred penaltı bekledi hocam burada. Bu pozisyonda Fred Topa müdahale ettikten sonra you, evet, değil mi? O you. futbolcu. Doğru. Sol ayağını Fred'in iki ayağının arasına sokarak önce şu topa, sonra da bu ayağın bu ayağın önüne geçmesini engelleyecek bir hamlesi ve müdahalesiyle birlikte. Penaltiye sebep veriyor. Bu pozisyon penaltı. Yani Fred'in penaltı. Diğer bunun pozisyon. arkadan da var. Fotoğrafı istemiştim. Var mıymış? Şu anda bakıyor o da arka. O da yok. yok. Tamam. Tek, tek o da yoksa tamam. Bu da bize yeterli. Chisoyunun sol ayağı Fred'in iki ayağın arasına sokuyor. Topa müdahale edemiyor. Fred topu dürttükten sonra o geç kalıyor ve iki ayağın arasına sokarak Fred'i faal yapıyor. Bu pozisyon penaltı. 67. dakikada oldu bu pozisyonda. Ee, Radakovic sarı kart gördü. Ee, sarı kartlık bir faal Fred'e. Evet uğraş. Evet sarı kart bir pozisyon. Sarı kart. pozisyon. fotoğrafını istemediniz zaten hocam. Ee, 78 İsmail sarı kart. Evet, Rodriguez'e müdahale. Arda kardeşlerin gösterdiği İsmail'e ilk sarı kart evet. doğru. 78. dakika ilk sarı kart. 84 İsmail yüksek ikinci sarı kart ve kırmızı kart. Oyun dışında kalıyor Fenerbahçe 10 kişi kalıyor 84. dakikada. Evet, o fotoğrafı da alırsak. Evet. Bu da ikinci sarı kart İsmail biraz tecrübesizce bir hareket yapıyor. Arda kardeşlerin iki kartı da doğru. İki 2. sarı karttan İsmail'i kırmızı kartla oyun dışı bırakıyor. Gecenin en çok konuşulan pozisyonlarından biri de 90. dakika Hanušek burada. Kim konuşuyor? Ben hep böyle ben, dediğim zaman. Yo Fred'in pozisyonu da çok konuşulması gereken evet, bir pozisyon. Onlardan biri yani, dedi. Evet hocam. Yani çok e... çok konuşulan pozisyon diyorsun. <laughs> çok konuşulan pozisyonlardan ikincisi Hanušek burada e, penaltı bekledi oyun devam etti. Haluš ha, Nasıl söyleniyor? Halušek mi? Eee Hanuşek. Hanušek. E, ee, burada Halilşek topa dokunduktan sonra o sahi kayarak geliyor. Kontrolsüz bir harekette bulunuyor. Bu pozisyon net penaltı. O zaman hocam şimdi 11 pozisyonu geride bıraktık Arda kardeşler. Varda da e, Alper Ulusoy var. Yani şunun tabi daha önce gelirken ilk temas anı o topa dokunmaması yani bu görüntü fotoğraf haline koyuyoruz. Biz bunu birçok açıdan izlediğimiz için ne söyleyebiliyoruz? Bu pozisyon net bir penaltı. O zaman genel bir değerlendirme sorayım hocam hem Arda kardeşler ekibi hem VAR ekibi çünkü Şöyle Arda, iki tane penaltı atlandı Arda sizin. Arda kardeşler Bugün, e, VAR'dan istediği kadar yardım alamadı. İhtiyacı olduğu zamanlarda yardım alamadı. O pozisyonlar kafada kaldığı zaman da genel anlamda faul ve sarı kart hatalarında da bulundu. Verip ve vermediği dolayısıyla iyi bir yönetim olmadı bugün. Gösteremedi. Evet, e, Ankara Gücü Fenerbahçe maçının pozisyonları e, bu şekilde. Maça dair eklemek istediğiniz bir detay var Yok. mı hocam? E, Arda kardeşler. Şimdi o ilgili... iki pozisyonu aldık ya. Evet. Şimdi Beşiktaş maçına da geleceğiz. Ondan sonra genel. Genel bir şey. Peki. O zaman Beşiktaş Sivas Spor maçı ile devam edelim. edelim. Beşiktaş Sivas Spor maçının bir detaylarına bakalım önce ee, grafik olarak. Omar Koli ve Milot Raşitsa ki Omar Koli bu sezon Hacı Ahmetoviç, Omar Koli ikilisi e, iyi bir uyum yakaladılar duran toplarda. Yine servis Hacı Ahmetoviç, gol Omar of. Koli. Fenerbahçe maçında da ilginç bir istatistik. Toplam iki takım ilk yarı itibariyle 13 şut atmış. Sadece bir isabet. Evet, evet. Ee, ve yeni transferi Beşiktaş'ın Milot Raşitsa 40. dakikada da ilk golünü attı ve Beşiktaş Sivasspor'u 2-0 mağlup etmeyi başardı. Hocam bu maçın da pozisyonlarına geçeceğiz ama önce bir genel değerlendirme her zaman olduğu gibi maçı Zorbay küçük yönetti. Varda da Serkan Tokat vardı. Ya tabii şimdi 3 maçtır mağlup olmayan bir Sivasspor. Ee, ve öncesinde Salih'in sakatlanması yerine evet. başlaması Şenol Hoca'nın. Ee, ilk yarı itibariyle yani çok böyle hani e, belki işte sağdan e, Roziye ve Raşiska ile soldan Onur ve Müleka ile kanatları kullanan, bası kurmaya çalışan e, ve kafa vuruşu, kanatlardan gelen toplarla kafa vuruşlarıyla tehlike yaratan bir Beşiktaş gördük kornerden e, gelen Ömer Koley'in kafa vuruşu. Burada ön, şöyle bir ilginçlik var. Ömer Koley, Ömer Koley, e, Pendik, Kiev ve bu maçta aynı tip kopya goller atıyor. Üçü de kornerden, üçünü de ortalayan aynı kişi. Ha, Ahmet Yani belli ki antrenmanlarda çalışılmış daha önce işlenmiş bir konu. Bir tane de çok konuşulan dışarıdan geldiği gerekçesiyle iptal edilen golü var hocam. Orada da atmıştı. İşte o masuaka olduğu için sayılmadı <laughs> galiba. Yani bu üçünün de asistini yapan aynı kişi. Üçü de kornerden, üçü de birbirinin kopyası gol. Milot Raşit'sa da çok klas bir gol ee, attı hocam. Evet. Ee, orada da Muleyka'nın topu kapışı Abu pası, tekte Rashidkan'ın vurması, hani o gol için o bu üç futbolcunun ne yapması gerekiyorsa harfiyen yerine getirip golü buldular. İlk yarı Sivas çok yani çok kötüydü gerçekten. Beşiktaş hani bu kötü Sivas'a karşı yeterince 2-0 ne kadar yeter oynarsak yani bu kadar yeter dediler. ...ve O kadar oynadı Beşiktaş. Yani çok şaşalı böyle bir hani gösterişi oyunu yoktu. Yalnız şöyle bir şey var. Ee, hani bir şarkı var ya her geçen yıl masadan birer birer dostlar eskili, eksiliyor diye. Beşiktaş'ın da kazansa bile her maçta taraftar eksikliği göze çarpıyor türbünlerde. Yani bugün baktığınızda hani 4 ararken 6 ararken 8 ararken 12 numaradan olabilir Beşiktaş. O taraftarın küsmesi, çok boşluklar vardı. Pendik maçında da vardı. Evet. Dikkatini çekmiştir senin de. Dolayısıyla bunun bir irdelenmesi lazım. Yani taraftarın belli bölümünün küsmüşlüğü var. Ne olursa olsun. Sonuçlar ne olursa olsun. Hani şu başarılar kazanan maçlarda dahi sonrasındaki maçlarda bu türbünler dolmuyorsa bir sorun var demektir. Peki hocam pozisyonlara başlayalım dilerseniz. Ee, şu ikinci yarı işte başladığında da onu da bir şey yapalım. Beşiktaş e, oyunu rolantıya aldı. Biraz Sivas üzerine gelince Şenol Hoca değişiklikleri hemen 62 dakikada iki oyuncu değiştirdi. Barov sonra oyuna girince tehlikeye yarattı. iki tane evet. çok önemli pozisyonda. E, golleri kaçırdı. 72'de oyuna girdi, hareket getirdi. Yani Beşiktaş nihayetinde eee 2 golle 3 puan aldı ama ben burada bir parantez açmak istiyorum. Necib'e. Evet Beşiktaş kaletiyle ayaklarla maçı skor olarak ve puan olarak elde etti. Ama Necib'in gerçekten hani azmi, hani Beşiktaş'ın bir neferi olarak ...sağda her maçta elinden geldiğince o gayreti göstermesi gerçekten takdire şahane. Evet hocam aslında milli ara öncesi şampiyonluk adayları da yoğun bir öneleme mesaisini geride bıraktı. İşin bir de o boyutu var. Hani e, Bu açıdan da Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'ı tebrik etmek lazım. E, önelemelerde üst üste galibiyetler alarak adlarını gruplara yazdırdılar ve evet. milli arayı tamamladılar. Şimdi hocam pozisyonlara başlayalım. Raşitsa Uğur Çiftçi mücadelesiyle başlayalım isterseniz. Evet, burada ve bundan sonra bir de e, Rozen'in pozisyonu var. Evet. Sarı Şimdi yani fotoğrafların gelmesi arkadaş bu fotoğraf yansıyor mu şu anda? Aha. Yani seyircilere yansıyor mu bu fotoğraf? Yok yansımıyor hocam. Yansımıyor hocam. O burada e, fikir verme adına. Siz istemediniz ama hani ee, duruyor. Yok pozisyon başka pozisyon da. Ha, ha. Ha, biz pozisyonu yok, yok. konuşmuyoruz. Yok 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 hocam bunlar şey. Şimdi başka bu pozisyon. pozisyonlarda ben hani fotoğraf yanıltır. Evet. Ayak basma. Reşeska'nın da Rozen'in de. Ben sadece şunu söylüyorum. Her ayak basma sarı kartı gerektirmez. Faal olabilir. İki pozisyon var. Dakika 7 ve 18'de. İkisi de sadece faalü gerektirir. Rasiska'nın pozisyonunda oynattı. Rozier'in pozisyonda da sadece faali gerektir, kartı gerektirmezdi. Gereksiz bir kart çıkardı. Çünkü bu oyun icabı bir basma. Yani geç kalınmış, topa müdahale ederken top ayaktan çıkıp uzaktan gelerek yaptığım bir müdahale ayak basma değil. Dolayısıyla her ayak basma sarı kart değil. Bunları e, biraz daha ayırt edilmesi ve bence seminerlerde işlenmesi lazım. Peki hocam. Muleka'nın e, Murat'a faulü kart gerekir mi? Ee, yok burada da topa dokunduktan sonra iki futbolcu da kayıyor. Ondan sonra çarpışması var. Karttan ziyade ben hani faul bile gerekmez burada. Peki. Jason Fernandez e, haris ise e, müdahalesi ve Evet. pozisyonda şimdi bu, 38'de sarı kart gördü. Maçta konuşulan pozisyon. Evet, en çok konuşulan pozisyon. Fernandez burada risk alarak arkadan kayarak geliyor ve arka topuk ve tendon kısmına müdahale bulunuyor. Bakın ikinci fotoğrafı gösterin. Şimdi eğer Fernandes'in temas anında şu ayağının dış kısmı dış kısmı değil de tabanı gelse şurada bu pozisyon kırmızı kart. Ama o dış kısmı geldiği için taban gelmediği için Sarı kartla değerlendirilmesi doğru. Evet. Günün Beşiktaş-Sivas maçına dair en çok konuşulan pozisyonuydu. Hocamız yorumunu yaptı. Bu pozisyonla alakalı. 44. dakikaya geçelim. Manaş faal bekledi. Maçın hakemi devam dedi. Sonrasında Kole ile yaşadığı ya, tartışma. Burada şunu söyleyeceğim. Manaş sarı kartı gösteriyor. Ve ee, şöyle temas var sadece. Evet. Kole'in bir yüzünü tutup atması var ki hakemler ve özellikle bu söylendi. Bunlar gözden kaçmasın diye. Koley'in şimdi biz buradan seyrediyoruz. Bak nasıl kıvranıyor atlıyor sağa sola dönüyor. Burada de bir sarı kart gerekirdi. Hmm. Peki 45 artı 4 Muleka'nın penaltı beklediği pozisyon hocam. Devam. Devam penaltı yok. Penaltı bir temas yok. 57. dakika Harisis'in Muleka'ya faalü kart gerektirir mi? Şimdi ben bunu neden aldım? Bu net bir kontrolsüz hareket ceza sahasına yakın bir yerde özellikle bir de burada faali veriyor fakat sarı kartı vermiyor. Vermiyor. Daha sonra 61. dakika Harisis'in e, Jetson'a müdahalesi. Orta sahada hem yaptığı hareket itibariyle hem Umut Vadeli Atak itibariyle yani ne sokarsan sok net bir sarı kart. Net bir sarı kart. Dolayısıyla o iki ilk sarı kart ve bu sarı karttan dolayı çift sarı. Yani ha dersin ki hani siz onu görse bunu yapar mı yapmaz mı? Bazen futbol mesela bak İsmail. Aynen. Hani ilk sarı kartı görmese o elle tuttuğunda ya ilk sarı kartı olsaydı onu tutmazdı. Öyle bir şey yok. Varken de yapabiliyormuşum bu tecrübesiz ve acemi hareketleri demek. Ki. Yani o değerlendirme bazında baktığımızda ikisi de çünkü kontrolsüz hareket ve önemli. Dolayısıyla o yüzden getirdik. Buradaki sarı kart doğru. İlkinde gösterilmesi gerekirdi. Aynı buradaki gibi. Hocam Haris'in e, Zorbay Küçük'le olan e, Şimdi burada diyalogu. bak birkaç fotoğraf gelsin. Evet. Bir bir tane daha bundan önce. He, bir şimdi bu pozisyonda kart gördü pozisyonu ne bu? Evet, evet. Yani gestona tamam. yaptı varken oluyor. Geliyor. Şimdi bunu yapıyor. Sonra bunu yapıyor. Sonra hala devam ediyor ve kim bilir ne diyor ve o süreyi bu süreç devam ediyor. Süreklilik devam ediyor. Bunu da aldık koyduk şimdi. O tamam. iki tanesinin yanına. Tamam. Ee, devam edelim. Bir sonraki e, Kvet. Yine Jetson'a bir e, müdahale. Sarı kart. Evet doğru bir sarı kart. Doğru bir sarı kart. Roman Kvet. 86. Manaj'ın Necibe müdahalesi kart gerektirir şimdi mi? Onun da sarı kartı vardı. Burada işte, işte koleyin. Pozisyondan sarı kartı vardı Hı. burada manajın. Burada da Necibe bu hareketi yapıyor. Geç kalamış bir hareket ve biraz tehlikede içeriyor. Burada ikinci sarı karttan kırmızı kart çıkarsa kimse bir şey demez. Ama Zorbay Küçük burada inisiyatif kullanıyor. Kart göstermeyerek geçiştiriyor. Peki şimdi maçtaki son pozisyonumuz Caner Osman Paşa'nın e, sarı Burada, kart gördüğü pozisyon. Gördüğü pozisyonda elini kolunu sallıyor. Bu pozisyonda aslında sarı kartlık ama o sonraki itiraz fotoğrafı. Evet. Bunu da aldık koyduk buraya. Dört tane koyduk Dört hocam. tane. Dört tane. Şimdi pozisyonlar bitti. Bitti. Bu dört tane fotoğraf. İki tane Fenerbahçe maçından, iki tane de Beşiktaş maçından. Evet. İlk üç hafta sıfır tolerans dediğiniz talimatınız, sezon öncesine verilen talimatınıza ne oldu? Dördüncü haftadan önce hakemlerinize herhangi bir talimat mı verdiniz bu konularla ilgili? Çünkü ilk üç hafta bu ve buna benzer tüm pozisyonlarda istisnasız uygulayan hakemler en ufak bir şeye sıfır tolerans kavramı adı altında sarı kart gösteren hakim bu hafta bunu rafa kaldırdı. Yeni bir talimat mı geldi yoksa bu haftanın hakemlerine özgü bir şey miydi? Ben o yüzden bu fotoğraf ki bunlar yani görünenin hani sadece göster 3 4 tanesi. Diğer maçları itibariyle bu maçlarda keza birçok var. O yüzden Talimat mı tekrar bir değiştiriyorsa bu talimatı hakemler kendi inisiyatifiyle uygulamama mı başladı? Dikkat çekmek istediniz hocam bu hafta. İki maç. Merak tık. ediyorum. Peki hocam genel bir değerlendirme yapalım. Beşiktaş-Sivas maçına dair Zorbay Küçük ve ekibi. Vallahi 6 tane sarı kart 34 faal çalmış 6 sarı kart göstermiş. Gösterdiği kartların içerisinde ve göstermediği gerekip de göstermediği kartlar vardı. Gösterdiklerinin arasında da hatalıydı. Ee, bunların haricinde spesifik anlamda böyle e, bir hatası yoktu. Ama işte o kartlar, o sarı kartlar kırmızıya dönebilecek veya verilse daha öncesi ikincisiyle kırmızıya dönebilecek veya sarı kartı varken ikinci sarı kartın verilmemesi veya verilen mesela ayak basma diye verilen Rozier'e gösterdiği mesela gereksiz bir sarı kart gibi bu standart dışı kararların haricinde spesifik bir hatası yoktu. Dolayısıyla biz de hani genelde de böyle major hataların olmaması üzerinden değerlendiriyoruz. Ama şu vardı spesifik bir hatası yoktu ama faal ve kartlarda standardı da yoktu. Anladım. Peki hocam o zaman bir reklam arası rica edelim. Ara sonrası e, son kararda yorumlarımızı sürdürelim. Evet böylelikle dördüncü haftayı sonlandırdık. Toplu sonuçları ben bir kez daha rica edeyim sevgili Yalkın'dan. Milli araya giriyoruz. Milli takımımıza başarılar diliyoruz bu arada. Özellikle Avrupa'da mücadele eden takımlarımızda önelemeleri geçtiler. Adana Demirspor'da Spor'da 3-1'den geri döndü bugün. Kıl payı grupları kaçırdı çok bizim için de trajik bir şekilde aslında ama o da çok önemli bir deneyim oldu Adana Demirspor adına. Haftanın toplu sonuçları bu şekilde hocam. Genel hatlarıyla ortaya çıkan sonuçlar. Trabzonspor'un farklı galibiyeti dikkat çekici bu hafta. Beşiktaş kazandı, Galatasaray kazandı, Fenerbahçe kazandı. Adana Demirspor geri döndü 3-1'den. Ortaya çıkan sonuçlarda bu şekilde. Başakşehir, Emre Belezoğlu dönemi sona erdi Başakşehir'de. Arda arda alınan yenilgiler sonrası. Haftanın öne çıkan notları da bunlar. Nasıl açtıysak öyle kapatalım o zaman. Öyle kapatalım. O, Feneri... gör, o görüntülerle kapatalım. Milli marşımızla kapatalım. Tabii şey nasıl açtıysak öyle kapatalım derken ondan bahsediyorum. Tamam. Ee, şu görüntüler de her gün televizyonlarda verilsin. Bizim Türk Milli Takımımızın maçlarından önce iyi bir motive ve konsantrasyon sağlar diye düşünüyorum. Futbol takımımızın değil Tabii. mi? Tabii. Peki o zaman hocam ağzınıza sağlık teşekkür ediyoruz. Evet, teşekkür Biz de Filenin Sultanları bugün bir kez daha bizleri gururlandırdı, tüm ülkemizi gururlandırdı. Hepsinin yüreğine sağlık. Kadın Milli Voleybol Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. İstiklal Marşımızı onların ağzından bir kez daha dinleyelim, bir kez daha gururlanalım. Hoşçakalın.